Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımız Allah için birbirini sevenler. Allah için sevmek. Kimi? Tabi Müslümanlara derler. Kim Allah yolunda ise onları sevmenin fazileti, karşı mükafatı. Bizim Mevlam buyuruyor, İhvetün müminler kardeştir. İnne müminine ihvetin. Ancak müminler kardeş ama. Müminler kardeş. Demek ki bir insan ehli iman değilse o kimseye kardeş denmez. Allah için sevmek bu da nedir? İmanın kemalin alameti. İmanın. Peki ne yapmak lazım Allah için sevmek için? Tabi bir şey gerek buna. Ne yapmak gerekiyor? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere bu konuda. Rahatı buyuruyor cennette hatta tümüne buyuruyor. Size cennete giremezseniz hatta tümüne birbirini sevmedikçe cennete giremezsiniz buyuruyor. Müminler birbirini sevmezse sırf mümin olduğu için tanısın tanımasın. Irkı, rengi olsa olsun hakikaten muhtemelen. Yani bu Allah için sevmek farklı bir şey ama. Bir de grupsal sevgi vardır, grupsal. Yani kendi grubuna, ekolüne olduğu için o sevmek o Allah için değil. Mesela bir kimse aynı gruba bağlıdır, birbirini severler. Biri gruptan çıkarsa o ihanet etmiş olanlara, onu sevmez zaten. Bu Allah'ın değil tabi böyle. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا Bir arsama sizler yani giremezsiniz, iman etmedikçe. Demek ki cennet girmenin ilk şartı iman oldu. İman böylece. Bir insan Allah'ın izniyle Celle Celaluhu son nefesinde iman ölürse cennete girecek muhteremler. Günah olsa da nasıl girecek? Tabi günah olmayan veya az günah olan hiç cehenneme girmeden. Ama günah çoksa tabi cehenneme girecek, adamı çekecek ama sonunda mutlaka ne girecek muhterem. Ama bir insan Allah'ın imansız ölürse ne kadar iyi insan olursa olsun, insanla faydası olursa olsun ona cennet haram olmaktır herhalde. Peygamber buyuruyor aynı cenneti mi girersin böyle. Velâtü mün hattâ tehabbû. Sizler mümin olamazsınız Peygamber buyuruyor. Geç mümin birbirini sevmedikçe. Demek ki Müslümanlar, müminler birbirini Allah için sevmedikçe tam anlamıyla mümin olamıyorlar. Aynı Allah'a inanın Celle Celaluhu. Aynı Peygamber'e iman, aynı Kur'an-ı Kerim'e iman, aynı kıbleye dönme, yüzünü dönme. Yani bizi birleştiren çok sevdiler Allah'a. Bilhassa ezan-ı Muhammed'i, beş vakit namaz, nere olsa olsun, o anda ne oluyor? Kürü ağızda, yeryüzünün her tarafında ehli iman dönüyorlar böyle. O şeyin zatı altını tevap ettim. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, size bir şey bildireyim mi? Bunu yaparsanız birini seversiniz. Bak. Nedir bu? Efşü selame beyleküm. Aranız selam bol bol veriniz. Bakın böyle aşama aşama. İman cennete giremezsiniz. Gün sevmeyeceği iman etmiş sayılamazsınız. Size bir şey bildireyim mi? Biri tabi yaratıyor sahabeler. Nedir bu? Aranızda selamı bol verin. Yayın selamı. Çok selam verin böylece. Demek ki nedir selam? Bir köprü muhtemelen. Mümin arasında böyle. İnsan bir selam verdi mi? Güzelleşirle tebessümle selam verdi mi? Karşı bunu aldığı ne olur? Bir arada bir gizli bir sevgi oluşmuş muhtemelen böyle. Yani zamanla
insan bir halatı sorur, konuşur derken böyle, misafir eder, bağlar bunları. Ama birine bakıp gidiyor, suratı asık, öbür bir tarafa bakıp gidiyor, buna bile karışamaz hatırlayan böyle. İlla ki selam, selam hatırlayan, selam böyle. Günümüzde çoğu tanıdığına selam veriyor. Tanıdığına selam veriyor. Tabii büyük şehirlerde, yoğun yerlerde insan herkese selam veremez tabii böyle. Bunu da ama tabii böylece. Biraz daha böyle tenha yerlerde, mesela otobüse binerken, şu yaparken, bunu yaparken böyle, yola karşı insan selam vermemiz gerekiyor buna böyle. Peygamber bu yüzden tavsiyesi bu. Selam verirseniz, beni seversiniz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Selam vermek sünnet muhteremler. Alması farz ama. Alması farz, 8 tane mesele var. Bu 8 yerde farz sünnetten daha aşağı kalıyor selam muhteremler. Sünnet daha fazla alıyor 8 yerde böyle. Biri bu böylece. Yani selam vermek sünnettir. Alması farzdır, vermesi daha sevap ama. Karşı sevap olduğu için, farz işlemesine verdiler. Demek ki selam verirsem onu almak farz oluyor böyle. Alması Allah korusun, haram işlemiş oluyor böyle. Peki selam boşta kalıyor mu? Kalmaz. Melek alıyor selamı. Alıyorlar, o kişi günahkar olmuş oluyor böylece. Yalnız bir insan açıkça bir günah işliyorsa, ona selam verilmez anında böyle. Açık kişi günah işliyor. Mesela Ramazan ayında açık bir şey yiyor böyle yolda. Bu nedir? Fasık açık böyle. Ona selam verilmez. Ne gerekiyor ona? Ona kalben bu demek gerekiyor ona. Kırma gerekiyor ona. Kalben ona böyle. Şimdi gelelim kadınlara. Tabii kadın da kadın selam vermesi gerekiyor. Bağırmadan selam ver kadınlara böyle verecek. Verirler ama bir kadın tanıdı da olsa ama açık. Ne de açık? Onda fasıka. Yani haram işliyor onda. Haram işliyor böyle. Ne yapacak ona? O böyle selam alır. Ama önce vermesi gerekiyor. Böyle. Orada böyle. Mekruh oluyor onlara da böyle. Bir de gayrimüslimlere verilmez selam. Gayrimüslimlere. Hristiyan ya diye onlara da ateist olsun mesela olsun böyle. Ona selam verilmez böyle. Ona verirse aleyküm der böyle. O kadar böyle. Selam kullanmak bir şekilde böyle. Yahudiler, Medine Yahudileri Peygamber selam verirlerdi mesela. Peygamber aşılasıları böyle. Ne derlerdi? Es-sâmü aleyküya ebrekadır. Es-sâmü. Selam değil de es-sâmü. Sâm Yahudi İbrahim dilinde beddua. Kötü anlamayız muhtemelen. Esam derdi. Peygamberimiz de aleyküm derdi. Yani sizin başınıza olsun. Aleyküm. Onu çeviriyor. Ne diyorsanız aleyküm sizin başınıza olsun benim böyle. Bir gün Hazreti Valim oturuyor evin önünde. Bir Yahudi geçti. O da selam verdi. Onların tipinde. Esam-ı ya Ebel Kasım dedi. Peygamberimiz de aleyküm. Ayşe'nin tabi anladı bunu, kızdı. Allah sana şu an bu derken kızma başladı. Yani ya Ayşe'nin ne oldu? Baktı ama ya Resulallah. Ben de biliyorum böyle böyle. Onun tutmaz bedduası bana var böyle. Ama ben aleyküm diyorum. Aleyküm. Şimdi demek ki Müslüman selamı ne yapıyor bu? Ve aleyküm selam diyor. Sana da olsun. Ve aleyküm bu lazım burada muhtemelen. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm selam. Senin olsun, senin olsun. Kimse kabul etmiyor. Ortak kalıp selam. Ne olacak? Ve aleyküm. Esselamu ve aleyküm. Tam bana olsun ve aleyküm sana da olsun. Olsun böyle şey. En büyük dua selam muhtemelen. Hem bu esma hüsnadandır böyle. Zikirdir. Yani selamet dileme. Dünya ahiret selameti. Her afattan korunma. Her beladan korunma. Şeytandan, cinden, düşmandan korunma. Her duadır. Şimdi selam veren kişi ne yapıyor? Eğer karşıdaki kişi
insan ondan üstünse onun duasını almış oluyor. Ve aleykümselam dedi mi duası almış onu da böyle. Eve girerken de selamet lazım. Eve girerken de kişi insan eşi olsun, annesi olsun, babası olsun, hatta çocuk bile olsa, yani aklı eriyorsa aleyküm selam, selam almaya, o selam verilir. Vermesi gerekiyor. O zaman eve bereket gelir. Eve selamı gelir, eve bereket gelmiş olur. Şimdi asıl konumuz Allah'ı sevmek. Bu nedir? Selam bir köprü. İletişim bağ kurma böyle. İsim arasında böylece. Gerçekten öyle olmuş böyle. Yani insan böyle yabancı bir semte gittiği zamanlar ay bir selam ver demişti güzelce. Ve aleyküm selam. Kişi hoşlanır bundan böyle. Hoşlanır insan bundan böylece. Bir ilgi çekiyor. Bir sevgi oluyor gönlünde böyle. Buyuruyor aleyküm selam peygamberimiz. Hadis-i Deylemi'de Mes'ul-i Ehabeyni Allah için seven iki kardeşliğin misal örneği Peygamber buyuruyor böyle. Mes'ul-i Ehabeyni iki kardeşlik Allah'ı sevenler İzledi tek aya bir araya gelip zaman Mes'ul-i Yedeyni Yağsül-i İkdam-ül Uhra Peygamber bize bunu örnek veriyor. Birbirini Allah'ı sevenler buna böyle geldikleri zaman ben bunu neye benzer ben bunu? İki el birini yıkarlar böyle. Sağ elini onu yıkar böylece. İkisi ama özür dilerim böylece. Ama şöyle kalmamadım böyle. Bu arasını yıkar böyle şey yapar böylece nasıl? O arada muhtemelen böyle. İlk kardeş böylece. İki mümini bir araya gelince onlar birbirine böyle sarılırlar muhtemelen. Yapışlar böyle. Bir kusurumun varsa onu söyler. Buna birbirine darılmazlar. Birbirine yararlanırlar. Birbirine dua ederler. Birbirlerine. Demek ki iki el nasıl birini yıkıyor? Karşı bakması da böyle. Aynı samimiyette yine yardımcı olan Müslümanlara böyle. Hatta bir ölse bir arkadan ona dua eder muhtemelen böyle. Yani okuduğu zamanlar mesela geceleri ne okuyorsa dua ederken ya Rabbi şu kardeşime de onu da diye gönder. Yani sevabı gider böylece. Ebu Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Hadis-i Şerif Ebu Davud'da Men adala bihi hayren. Allah için bir kişiye hayır dilerse Mevla. Yani o kişi böyle bir hayre layıksa Mevlam bunu dilemişse rezek kavu hayrilen salihan. Allah ona salih bir dost verir. Rüzgandır bunlar böyle. Yani iyi bir arkadaş bulur kişi. Salih bir kişi böyle. Neresi salih? Haramdan sakınan, günahdan kaçınan, ibadetini yapan, salih. Yani salaha eren. İnnesiye zekere. Bir şey unutsa bu, hatırlatır onu böyle. Şimdi bak, cumaya gittin mi, sabah namazına kalktın mı, icabını telefonla, neyle böyle, birbirlerine böyle, hatırlatır böyle. Ve zekere eane. Hatırlarsa bir şey yapmak isterse, yapmasan da yardım eder. Demek ki eğer bir kişinin bakın muhtemelen çok atıyorum gibi böyle. Eğer bir kişinin Allah katına Celle Celaluhu bir katında Allah'ın bir insan bir mertebesi varsa Allah kullarını sevmişse ne yapayım Mevlam? Mevlam ona salih bir kimseyi arkadaş yapayım böyle. Salih kişiyi böyle. Salih kişiyi bir araya geldikleri zamanlar gülmez de kahkahayla muhtemelen. Mutlaka böyle selam, kelam, birbirine yararlanma, faydalanma, Allah için çalışma, beraber camiye gidelim, cemaate gidelim, sohbete gidelim. Hep bu şekilde böyle muhtemelen. Eğer kişi bundan mahrumsa insan muhtemelen. Tamam, komşusu, arkadaşı mesela var böyle ama namazını yazsın kişiden onlara böyle. Kişi onlar arasında eri gider Allah korusun. Kar erdi gibi güneş karşısında. Al-Muazzin radıyallahu anhü Hazreti Muazzam radıyallahu anhü Muaz bin Cebel Hazretleri
sahabenin büyüklerinden, hem de genç sahabelerden bunlar. Medine'de Ensar'dan kendisi, yaşı 18'di, ilk Müslümanlar Medine halkında muhtemelen. 18 yaşında Müslümanlar böyle. Bir de Kur'an-ı Kerim'i baştan başa çok güzel ezberleyen, yani Fatih okur gibi Kur'an baştan başa okur böyle. Yani okur böyle. Bir de bu helal haram bilen fıkıhta üstün sahabeydi kendisi. Sellem herhalde bir yediği vakale. Bir gün karşılaştı Peygamber onunla beraber Medine'de. Karşılaştılar böylece. Ehaze bir yediği Peygamber tuttu elinden. Resulullah baba eliyle o Resul eliyle yani Peygamber tuttuğu el muhteremler yani kolu kıyamaz cehennemde muhteremler. Böyle. Bir gün Fatıma Validemiz Allah Hazretleri ekmek yapıyor. Kimlere esir alınmıştı savaşta? Onlara Peygamber kızına verdi bu görevi. Kızım sen bu ekmeği yap, al sen bu sevabı vereceksin. Fatıma Validemiz zayıftı kendisi, bendarindi kendisi de. Ekmek yapma o zaman kolay değil. Öğütecek evde. Yok, değerim yok mu emin değil mi? Elde düşecek böylece, un yapacak, yoğuracak onları, pişirecek bu şekilde. Biraz da kalabalık atmış da. Peygamber'in cihatına gitti, baktı, kızına baktı. Baba ya öyle misin bana biraz dedi böyle. Ekmek atmak için fırına başlar. Peygamber'in de pek kızına dedi. Peygamber bir tek hamuru böyle böyle. Peygamber yoğurdu, attı onu da bu şekilde. Sonra Fatıma Validemiz çıkarken baktı ki böyle biri hiç çıkarken dolduğu duruyor hamur. Pişmemiş hiç böyle. Hamur böyle, pişmemiş. Dedi baba dedi. Peygamber sana, baba bu çiğ kalmış. Kızım da benim dokunum el dedi ateş yakmadı mı? Resul elim atıya bakma. Resul elim atıya bela. Ne mutlu değil mi sahabelere mi değil mi? Elim tutunlar bu şeyle bak. Burada Peygamberimiz kendi mazın elini var. Karşılaşıyor da tutu elini böyle. Ve kale. Ve bu peygamber. Ya Muaz, ey Muaz, vallahi ne levhü büke. Bak, peygamber dedi ki, vallahi ya Muaz, Allah'ım diyorum ki, İnni lehu seni seviyorum ben dedi. Allah'ı seviyorum. Peygamberle. Bak peygamberin sevgisini kazanan. Peygamber kendisi söylüyor. Ya Muaz Allah'ı seviyorum. Şimdi Usi ki ya Muaz sana bir de tavsiyem var. Bak bu şey bak. Bak bunu koyma hala. Önce o söyledi. Ya Muaz tuttu elinden. Hatta hadis-i şerifinin başka devamında geliyordu buna. Peygamber tutunca Hazreti Muaz'la peygamberin ikiline sarıldı muhtemelen sahabelerce. Bir tabi bir cezbe, aşk geldi bu şekilde. Bu ne peygamber? Ya Muaz Allah'ını seviyorum. Ben de seviyorum ya Resulallah. Böyle şey altına bakıyor böyle. Coştu böyle, sevdi, sarıldı bu şekilde. Peygamber tuttu elini epeyce, buyurdu. Usi ki ya Muaz, sana bir tavsiyem var. La tedi anne, hüdübü küle sahattin. Her namazlara bunu söyle, oku. Fî küllü fî dübü küllü salatin her namazın ardından namazdan sonra bunu oku. Her namazdan sonra. Beş vakit oku böyle. Allahümme inşallah bunu belirli muhtemelen. Kısa çok kısa muhtemelen. Allahümme e'inni Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike hüsnü ibadetik. Peygamberimizin bakın özel olarak bunu bazı cebele tutu elini bak, tutu elini böyle. Allah'ı seviyorum diye böyle, severek bu şekilde sana tavsiyem var böyle. De okuyayım inşallah. Allahümme e'inni e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Anlamını vereyim inşallah. Allah'ım ya Allah Celle Celaluhu. E'inni bana yardım eyle. Ala zikrike seni zikredeyim Allah. Unutmayayım seni. Gafil olmayayım senden böyle. Yani dilim, kalbim senin olsun be. Devamlı böyle. Zikrin olsun böyle bak. Yatarken, kalkarken, yürürken zikredeyim böyle. Ve şükrike
Nimetine şükredeyim Allah'ım. Nimet şükredeyim böyle. Hangi nimete? Bir şey yiyince mi? Yok. Nefesine soğumak. İnsan nefes aldı ya. Oh, alamazsa insan ne olur? Hemen hastaneye koştum. Oksijen taksana bakalım. Oksijen takmalıyım böyle. Ve hüsnü ibadeti ve sana ibadetini güzel yapayım ibadetini. Güzel yapayım hüsnü ibadeti. İbadetini güzel yapayım ibadetini böyle. Yani işte canlı olsun, heyecanlı olsun, tatlı olsun, zevkli olsun ibadetini böyle. İbadetini tadı almak böyle. Var böyle tatsız tutsuz böyle kuru kuruya sıkıladık böyle. Böyle sıkıla pukula böyle değil mi? Kaçtığından maçtan şey yapıyor artık böyle. Böyle bir zoraki böyle var. Bir de böyle candan, ciğerden yapışarak böyle. O zevki alarak yapmak böyle var. Allah'ım bana yardım eyle. Seni zikredeyim, sana şükredeyim ve güzel ibadet edeyim sana. Bir insan gaybi kişiyi, yanında olmayan bir uzakta kişi mesela, ama ismini duymuş, Allah yolundan öğrenmiş, hakkını da öğrenmiş, onu severse ne olur muhtemelen? Bir kişi ölmüş, önce yaşamış mesela, ölmüş kişi böylece. Bu Aleyhisselam Hazretleri, لَوْاَنْنِ عَبْدَيْنِ تَعْبَى فِي اللّٰهِ. İki kul birbirini severlerse, bana tekrar oldu tabi böyle ama karşı oldu böyle. Vahidun fil maşrıkı ve ahırı fil mağribi. Biri doğuda, biri batı ucunda. Tabi hele o zamanlar, o dönemde çok uzak. Doğu batı birbirine böyle. Demek iki kul tevbâ fillahi. Allah'ı birbirini sevdiler. Gıyaben böyle. İsim duydular, şey yaptılar ve sevdiler. Biri doğuda, biri batıda. Lehecmallah beynihma yevmel kıyameti. Allah bunlar kıyamet gününde bir yere getirecek mahşer muhteremler. Ve yekul, bu şey ki Mevlam, hazelecek günüte duygu. Bak sen, benim sevdiğim işte bu kişi. Garım olduk ama böyle. Şimdi gelelim Allah dostlarına Celle Celaluhu. Eylülullah, Ricalullah böyle. Sahabelere tabi, şehitlere, şunlara bunlara böyle böyle. Demek ki bir insan mesela bir sahabelerin bazısını sahabenin her biri sevmeye layık muhteremler. Yani peygamber arkadaşları, yakınlar onlara böylece. Yalnız şu vardır, ruhsal grup vardır, kan grubu muhtemelen. Her insanın ruhu, gönlü sahabeden bazısını daha fazla sever. Şu farkı var ki, birini severken diğerini kırmayacak ama. Mesela Şia ne yapıyor? Şiiler Hazreti'ni çok seviyorlar. Layıktır sevmeye. Hazreti Bekir'i küp ediyor ama seviyorlar muhtemelen bak. Ama dine çıkıyor mu muhtemelen? Hatta muhtemelen aklıma geldi. Şu anda söyleyeyim size inşallah. Hac dönüşüydü. Artık Medine az insan kalmıştı. Medine'ye önce gelmeyenler sonradan Medine'ye tabi giriyorlar Mekke-i Mükerreme'den. Bir gün uzandım şöyle bir yaslandım yani şeyde Rabize Muhtahare'de. Şey yaslandım bir yer öyle. Kapadım gözümü öyle duruyorum kenarına böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nden bana bir emir geldi muhtemelen böyle. Kalk Osman'ın kabrine git. Şartan böyle. Kalk Osman kabrine git. Hemen kalktım tabii. Yine Bakı'ya gittim. Osman'ın da kabrine hemen kolay gireceğiz. Sol demek ayrı bir yerde başlıyor. Belli yer tek başlıyor böylece. Gittim baktım. Mezarın başı İranlılar muhtemelen bak. İranlılar muhtemelen böyle. Bir sürü İranlılar böyle. Akade böyle. Anlamıyor sözlerini. El sana böyle. Akade böyle. Elim bir sana böyle. Kızar böyle böyle. Kızar öfkeyle böyle. Şahsen böylece. Şimdi neler var muhteremler bizim dışımızda, bizim dünyamızın dışında. Yani bizi aşan, çevre aşan böyle böyle. Maneviyat var böyle bak. Demek ki Osman Razı'dan muhteremler. Zinnureyn, iki nur sahibi. Bir ilk kısım altı böyle. Zinnureyn, Hazreti Bence. Demek ki bunaldı. Bak bunaldı muhteremler. En çok İran'da kalmış orada böyle.
Demek ona sövüyorlar, hakaret ediyorlar, artık pis şafirler böyle, kısa şafirler böyle, bir elini salıyor böyle. Kısa böyle, öfkelerini salıyor bu şekilde böyle. Demek ki o bunalınca, Peygamber bunu görüyor, hatırlıyor muhtemelen, görüyor böylece. Peygamber acıdı ona muhtemelen böyle, acıdı bana. Kalk dedi, git onun başına böyle. Gittim ben, oturum arada, biraz daha bayağı kaldım arada, şey yaptım orada bu şekilde. Yanına gittikten sonra böylece. Şimdi, şuradan geldi bu konuya, sahabeyi hepimiz sevmemiz gerekiyor muhtemelen böyle. Yalnız şu var ki, hemen her insan sahabeyi birine biraz fazla sevebilir. Bakın biraz sevebilir. Bu neye benzer? Anne baba gibi. Çocuk vardır anneci derler değil mi öyle? Babası sever ama annecidir. Çocuk vardır babacıdır. Böyle. Yani annesini sever ama babası daha sevabası var. Yani birini sevmek, birini sevmek anlamına gelmiyor zaten böyle. Şimdi insan, herkes tabii sahabenin birini ruhsal grup olarak, ruhlarda grup. Ücretledim ve hadise geliyor böyle, konuda böyle. İnsan bir daha sevebilir. Şimdi ikisi okurken, o sevdiği sahabenin ismini de anarsa böyle. Rabbi, Hazreti Bekir Sıddık ruhuna mesela, Hasan ruhuna, Bilal Habeşi ruhuna, böyle işte Muaz bin Cebel ruhuna bu şekilde isimle şey yaparsa biraz da böylece sık sık gönderirse tabi tabiinden, tebiri tabiinden işte Abdülkadir Gelan Hazretleri mesela bu şekilde böyle gönderirse ne olur? Ona gidiyor muhteremler. Onu gerçekten de seviyorsa ne olacak? Mahşer gününde Hüce Hekim Mevlam bak kulağımız sen Bilal Habeşi çok severdin. İşte bu Bilal Habeşi bu şey. Sen Hazreti Osman'ı çok severdin. Hazreti Osman muhterem böyle. Hazreti Osman deyince muhteremler öyle aklıma geldi yine şu anda. Küfe şehrinde. Şimdi Küfe şehri yok şimdi. Basra yakındı, Irak'taydı. O Batı orası muhterem böyle. Yani lanetlendi orası böyle, Batı orası Küfe şehri böyle. Hazreti Hüseyin'e şehit oldu yerler orada, yakın yerler böyle orası böyle. Küfe şehrinde bir kişi Müslüman güya. Fakat Osman'a kızarmış. Ne diyor mu? O Yahudi demiş böyle. O Yahudi aslı böyle. Kimmiş yanına? Bir türlü bu yola gelmiyor. Osman diye kızıyor. Yahudi böyle. Hadi İmam Azam'a geliyorlar şimdi bir kısım cemaat. Diyorlar ki ya imam diyorlar. İşte böyle böyle biri var. Osman'a Yahudi diyor. Biz ne kadar anlatsak, Osman'ın soyu sopu belli. İnandıramıyoruz. Ya sen Allah için bir gel de, belki sen bu ikna edersin bu şeyi böyle, o da kurtulsun. Hem bu fikrin yaymasın küfede, sabah fikrini. Peki. Tabii hemen sürü çağırsın gider mi Osman'dan, büyükten muhtemelen. Hepsi büyükten böyle. Yani sürü çağırsın, peki kalkar böyle. İmam Hazreti yolda sordu bunlara. O kişinin oğlu kızı var mı? Bekar. Evet, kızı var, bir kızı var, bekar. Kızı var, bir tane var. Peki. Niye sordun? Sordum öyle. Şimdi gidiyorlar oraya tabii. Bir grup gidiyor bu şekilde. İmam Hazan gelince tabii daha iyi karşılıyor bunları. Müslüman giyiyor ama daha iyi karşılıyor bunları. Oturuyorlar şimdi. Tabii boş boştan sonra diyor ki İmam Hazan Hazretleri, ben diyor sana diyor, dünürlüğe geldim diyor şimdi bu. Sana dünürlüğe geldim. Senin bir kızın varmış. Ona dönülmeye geldim diyor. Kime bağırıyorlar? Önce diyor vasfını söyleyeyim. Yani özellikten sana söyleyeyim. Bu Kur'an-ı Kerim'i hafızdır böyle. Çok okur böyle. Yani devamlı hatmeli Kur'an böyle. Çok Kur'an-ı Kerim okur. Çok hayat sahibidir. Eli çok cömerttir. Din için Allah için çok devamlı verir. Başına saymayacak sayma bir şey böyle. Böyle bir kişiye istemeye geldim. Çok iyi diyor o zaman diyor. Tamam diyor. Ama bir şey var diyor. Ne var? Yahudi ama diyor. Ya Yahudi olur mu insan böyle diyor. Beş vakit namazını kılıyor. Hacıya gidiyor. Durmadan Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an hafızdır. Eli açıktır. Müslüman yardım ediyor. Hep hayırlı yapıyor. Olur mu böyle? Peki ama diyor. Duyduğuma göre Osman'a Yahudi diyormuşsun diyor. Ve Osman'ı tarif etti mesela benim maddere. O zaman tevbe ediyor. Şam'da bizzat vardı muhteremler.
Ebu İdris el Helvani diye. Ebu İdris el Havlani. Yani Havlan memleketine mahsus. Bu da anlatıyor hadis-i şerifin de. Bir gün diyor Şam Mescidi'ne geldim diyor. Şam Mescidi. Oraya geldim. Baktım diyor bir kişi oturmuş. Etrafı halk olmuş insanlar. Tekrar bir şey soruyorlar böyle. Aradan da bir şey konuşuyor bir icabında. Ona danışıyorlar. Ne derse ona kabul ediyorlar böyle diyor. Merak ettim acaba kim bu? Yaklaştım baktım diyor. Genç. Yüzü gülümseye diyen tebessüm yüzü böyle. Nur gibi yüzü. Güneş yüzlü. Hoş insan böyle. Sevdim kendisini diyor. Sordum. Kim bu? Dedi ki diyor. Bu diyorum Muaz bin Cebel diyor muhtemelenler. Muaz bin Cebel Hazretleri böyle. Peygamber sahabelerinden Muaz bin Cebel. Bu Ebu İdris Hazretleri tabiinden. Tabiin peygamberimize görememiş. Yani peygamber zamanından doğmuş. Hatta bu da Tebuk seferinden sonra doğdu böyle. Hüneyden sonra doğdu böyle. Peygamberimizi göremediği için bunu alamadan sahabe bunlar evvel. Öyleyse oldu ki o dönemde Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne iman etti muhteremler. Yani kabilesinden gidenler oluyor Medine'ye. Geliyorlar, İslam anlatıyorlar, İslam oluyor böyle. Medine'ye gidenler, Peygamber'i görenler sahibi oluyor muhteremler. Kabileye geliyorlar, bunların davetiyle İslam'a gelenler oluyor, tabi'in oluyor böyle. Yani sahabeye tabi. Ona bir deri aşağı böyle böyle. Olmuş oluyor. Şimdi o dönemde böyle vardı. Yetişkin kişi. Müslüman olmuş. Uzak kabilesi. Medine Resulullah var. İman etmiyor buna. Namazını kılıyor. Öğrenir yapıyor. Onları yapıyor. Fakat tembellik yapıyor. İhmal ediyor. Her ne yapıyorsa işte Medine'ye gideyim Resulullah'ı görmeye. İşte yarın öbürsü gün hurma toplayayım. İşte derken böyle işin bahane diye böyle. Yok deve doğuracak. Derken bir gün bunlardan biri artık cambaz dayanıyor. Bu işi bitmez diyor diye. Ben gideyim diyor böyle. Devesine biniyor. Medine'nin daha dışına geliyor bakıyor. Bir koyun çobanı oturmuş. Başı iki yanlar almış. Böyle önüne doğru böyle. Hafif bir ağlıyor böyle. Koyuna dağılmışlar ama koyunlar da böyle. İniyor deveden. Çobana bakıyor. Hayrola kardeş sen hasta mısın? Ne oldu? Değilim. Ne oldu bu hale bu şekilde? Resulullah gitti diyor. Resulullah gitti. Onun için diyor. Diyem kararlar beni böyle böyle. Resulullah gitti mi? Gitti. Atıyken yerlere muhteremler. Artık başlarını taştı buraya böyle böyle. Yeşil memleketine böyle muhteremler. Bu Ebu Hazretleri de Havlan köyünden, Şamlı köyünden Şab'a geldim diyor. Beşte geldim, işte anlatım gibi bir genç, devamlı yüzü tebessüm eden böyle, nurlu, gülümseyen, çok sempatik, sevimli, nurlu bir genç diyor. Herkes bununla alkolmuşlar, bana bir şey soruşuyor, danışıyorlar. Kim bu dedim diyor, dediler Muaz bin Cebel Hazretleri, tabii meşhur sahabe arasında. Onu karnını sevdim diyor. Baktım ya, yakışamışım yanına ama diyor. Kalabalık yanına yakışamayacağım diye. Karar verdim diye. Ertesi sabah erken camiye gideyim, namaza gideyim. Erken de ver diye. Çok erkenden. Yani ezanına ver. Çok erken gideyim de bunu ben camide bekleyeyim. Camiye gelince ben buna elini yapışayım. Onu sevdiğimi söyleyeyim. Ben buna böyle böyle böyle. Ertesi sabah gece uyuyamıyor böyle sevincinden. Şimdi bize göre uzak bir dönem olduğu için bir muhtemelen böyle. Onlar için dönem yakın böyle. Fırsatı kaçırma böylece. Ne yapıyorlar? Peygamberi gören gözleri görüyorlar muhtemelen böyle. Böyle. Bakıyorlar. Ya senin gözü gördün mü Resulullah'a? Yani tuttu mu? Tuttu. Ertesi sabah diyor. Erkenine gittim. Uyuyamadım. Gece erkenine gittim diyor. Camiden baktım diyor. Hazreti Muaz bin Cebel. Ben de camiye girmiş namaz kılıyor. Bekledim namaz kılmasını. Namaz. Yani teheccüde baktım aşağıya daha böyle.
namaz kılıyor. Muaz bin Cebel namaz da çok uzun muhtemelen böylece. Daha sonra gelecek konu inşallah. Peygamber'i Yemen'e gönderir vali olarak bunu gönderir. Yemen'e gönderir zamanlar böyle. Yemen'de bir yed geldi Medine emri onu şikayete. Ya Resulallah Muaz namazı bitmiyor ki. Sabah bir rekanında Bakır okuyor. Diğer rekanı Nisa'sını okuyor. 400 okuyor yani Bakır'dan böyle. Okuyor böyle. Doymuyor böyle. Doymuyor böyle. İşte tabi iki kez namaz kılıyor anda ama namaz bitmiyor böyle. Bekliyor, bekliyor, bekliyor böyle. Ona bakıyor böyle. Öyle bir okuyor ki böyle. Harfi sisli okuyor böyle. Bu da o aleme tabi dalıyor. Selam verince burasını bir bırakayım inşallah. Cidü min kıbeli veşihi. Sen verince diyor ön tarafına gittim. Arkadan gel bakalım yani böyle. Demek ki bu daha güzel bu şekilde böyle. Önde geldim. Feselemtu aleyhi ona selam verdim. Demek ki bir insan mescidde, camide bile olsa bir yana gidip konuşacaksa bir selam vermesi gerekiyor bakalım böyle böyle. Sümme kultu. Sonra dedim kendisine vallahi ne lehu büke ya Muaz diye. Ben Allah'ı seni seviyorum, sevdim ben böyle diye. Ya Muaz ben Allah'ı seni sevdim. Fakale. Dedi ki Muaz Allah'ı Allah için mi sevmiş seni bak. Al, bu el çekiyor mu bunu böyle? İki el var burada aslında böyle. Hemzi bir böyle. İstifam böyle. Soru için böyle. İşte tekbirde Allah dersen namaz olmaz. Bozulmaz. Olmaz böyle. Çekilmez. Buradaki istifam için böyle. Yani Allah mı? İşim sevmem böyle. Pekala Allah'ı bana diyor ki Allah için sen beni sevdin. Pekul diyor Allah'ı Allah'ı sevdim. Pekala Allah'ı tekrar sor diyor. Yani Allah için sen beni sevdin. Bak bunu vurgu yapıyorum böyle. Değil mi? Allah'ı sevmek kolay diye bakma demek var. Bak. Bir tabi'in. Tabi büyüklerinden muhtemelen böyle. Şam'ın en büyük elması olsun kendisi böyle. Abdülhamid Hazretleri. Bak o ne buraya bak böyle. Demek ki Allah için sevmek kolay değil mi? Allah için sevmek böyle. Bunun çok şartları var böylece. Hiç gücenmeme. Bunun devam etmesi gerekiyor Allah için böyle böyle. Hatta şöyle böyle bir evlullahın biri. Bir insan birini Allah için seviyorsa ondan iyiliği görünce sevgisi artıyorsa Allah için değil bak. Ondan bir zarar görünce sevgi azalırsa bu da Allah için değil muhtemelen böyle. Yani ondan iyi de görse aynı sevgi olacak yine böyle şey. Zarar görsün, kötülük görsün bu eksilmeyecekmiş böyle böyle. İki sene soruyor. Allah'ı Allah için mi seviyorsun? Ya evet Allah için. Bu tabi şaşırıyor böyle. Allah için mi seviyorsun yine? Allah için seviyorum. Fehazeni bi'ambet yüzdâhi füze beni ileyhi. Böyle deyince diyor, tuttu benim de şeyimden, ridamdan, üstte gelir rida derler böyle, ridamdan giyip tuttu böyle beni diyor. Kendi çekti beni bakmadı böyle bak. Yaklaştı kendisine böyle. Yani Allah'ın için sevdim, ama gel. Bak, yani böyle. Karşısına almıyor böyle bak böyle. Yani Muazzez Hazretleri, tuttu yeniden bu şekilde böyle, tuttu böyle yakışı yeniden böyle, çekiyor kendisine böyle, fayda tutuyor böylece. Fekale, ebşir. Ama sana müjde vereyim, sevin ne mutlu sana. Sana müjde olsun da böyle. Sevin böyle. Şimdi Resulü Aleyhisselam yekûlü, ben işittim peygamberi, işittim ki Aleyhisselam Hazretlerinden, bak buraya gelir, sevin ötüyor Resulallah, işittim. Şimdi hadis-i şerif bir rivayetin sahabe-i kiram, eğer dese ki böyle sevin ötüyor, bu hadis-i daha kuvvetli muhteremler. Kendi işitmiş böyle. Bir de anne nebi, Kale Resulallah, peygamberi buyurdu. Derse sahabe bunun başında duymuş olabilir. Ben işittim ki yekulu kanu teala Allah teala buyuruyor ki hadise kutsu hadis yani böyle. Becebet muhabbeti limmitabine fiyye. Hadise kutsu okuyor şimdi. Böyle. Allah buyurdu böyle diyor. Benim de muhabbetim, benim de sevgim Allah buyuruyor. Ben onları sevmem hak oldu yani vacip hak oldu böyle. Onları severim. Limitabine fiyye. Benim için birbirini sevenleri. İki kişi vallahi birbirini seviyorsa Allah onları seviyor mu der böyle bak.
Mevla bile vecibet muhabbeti böyle. Muhabbetim, sevgim vacip oldu. Yani hak oldu, gerçek oldu. Kim mecbini severse, ben onları severim. Ve cahilisine fiyye. Bir yerde girip oturanlar, sohbet eden bunlar, benim böyle topla gelenler, Allah'a hiç gelenler böyle. Ve mütesavvine fiyye, benim için birbirine ziyarete gelenler, ve mütesavvine fiyye, benim için ikram edenler. Onları sevmek, Mevlam böyle, benim için de vacip, hak oluyor böyle. Vahabi Cemal Hazretleri, Mekke'nin fethinde bu her savaşa katıldı. Genç yaşındaydı. Bedir, Uhud, Hendek bunlara katıldı. Mekke'nin fethinde bulundu. Mekke feth olunca bunu Mekke'de bıraktı. İlim öğretmesi için Mekke halkına. Helalami çok iyi bilendi kendisi. Bıraktı böylece. Sonra yine Medine'ye geldi. Peygamber tabi izniyle. Peygamber bunu Yemen'e gönderip vali olarak. Yemen İslamlaşınca feth olunca Peygamber bunu Yemen'e gönderdi. Dedi ki Muaz'a, Muaz seni binedi devene. Tabi deve gidecekler Medine'ye. At gitmez yani şöyle muhtemelen. At dayanmaz o şeyine. Muaz sen bin devene, bin devesine. Peygamberimiz de ona haber yayan peygamber. Yanındayken peygamberden böyle. Baktı ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri yürüyor, yayan. Kendi deve üzerinde. Dedi ya Resulallah, ya ben ineyim aşağı, ya sen mi deveye bin? Ben bunu yapamayacağım bu şekilde böylece. Peygamber, hayır, yanmaz. Ne ben bineyim, ne sen in. Sen devam et böyle. Bunu da benim ayağımı tozlanırsın Allah yolunda. Benim ayağımı tozlanırsın Allah yolunda. Hadi Muaz deve üzerinde, yayan bu şekilde. Bu peygamberimizin tevazu muhtu, peygamber muhtemelen. Bir gün Peygamber'e giderken bir yere, araya başka konu giriyor ama Peygamber'e baktı, arkadan bir grup sahabe arkasına geliyorlar. Peygamber'e arkasından gidiyorlar böylece. Peygamber'e hiç sevmedi buydu muhtemelen, arkasına gelenlerin böyle. Peygamber'e sevmedi buydu böylece. Arkadan gelmeyecek kimseye karşısında böyle. O acem muhtemelen böyle. Yani acemleri yapmak saygı ve arkadan gelme böylece. Önde yürüme bu şekilde. Peygamber baktı, akın bir sahabeye geliyorlar. Hemen çekilin, otururken muhtemelen. Oturdu, onda gelin dururlar, devam yürürüm size böyle. Yürüyün de akına gitti muhtemelen böyle. Yani Peygamberimizin tevazu muhtemelenler. Peygamber bir yere gidince bir yere meclise, esavaya kaldırmaz muhtemelenler. Kalkmaz, kimse ışık kalkmaz böylece. Peygamber girdi oraya böyle, nene boşuna otururdu muhtemelen böyle. Oturdu Peygamberimizin böyle, ahlakı böyle. El öptürmez de muhtemelen Mustafa yapar hesabı böyle. Mustafa yapar böyle. Esnafında el öptürmez de Mustafa yapar böyle şey. Yani şey el öptürmez de ayağa kalkmalar, arkadan şey yapmalar, iki büktüm arkasından şunlar bunlar böylece. Yani tam bir peygambere zıt normal böyle böyle şeyler böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Muaz bin Cebel deve üzerinde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanlayak yaya yürüyor böylece. Epey yürüdüler. Artık geldiler, Veda Tepesi vardı biliyorsun böyle, Siyent-i Veda diye oraya gelince ayrılacaklar oradan böyle. Böyle Peygamberimiz, son bir madur, Muaz dedi böyle. Bu seninle belki son görüşümüz. Yani belki fazla aslında böyle, eğer kullanılıyor Peygamberimiz böyle. Ama bu senin son görüşümüz. Geldiğin zaman, benim de geldiğin zaman Medine'ye artık beni bulamazsın böyle. Benim mescidimi icat etsin, benim kabrimi icat etsin, bir kabrim dedi böyle. Hasım'ın başı ağlamaktan tutamadı kendisine, hıçkın vardı, sesli böyle. Böyle, şimdi gitmese, Peygamber'i gönderdim muhtemelen böyle. Öyle öyle, gitmem yokmuş böyle, gidecek. Baktı ki artık Peygamber'in son görüşü muhtemelen böyle. Peygamber böyle baktı, zaten gözleri yaştan artık göremiyor, şu anlama başladı. Yemen'e göre gitti ve Hazreti Bekir'in zamanında, halife zamanında Medine'ye döndü. Orada görevi bitti.
Medine'ye döndü. Hazreti Bekir'in zamanında Medine'de kaldı. Medine'de kaldı. Hazreti Bekir yardımcı oldu orada kendisine. Sonra Şam fethi olunca, Hazreti Ömer'in zamanında Şam fethi olunca, fethedilince Hazreti Ömer bunu Şam'a gönderdi. Dedi, ya Muaz sen de Şam'a git. İnsanlara Kur'an'ı ilmi öğret onlara böyle. Yeni fethi olan insan, ticari insanı bilmiyorlar. Onlar öyle bu şekilde böyle buyurdu. Onu Şam'a gönderdi. Şam'da da çok kalmadı muhteremler. 38 yaşındaydı böyle. Taun hastalığı, taun, veba yani hastalığı, veba hastalığı muhteremler. Veba hastalığı, onun çok sık olurdu böyle, veba hastalığı böyle. Bunu daha çok pirelere getirirdi insanı böyle. Bir pire, veba insanı emdi mi kanını, ömürsen geçirdi bunları böyle. Yani bir anda binler kişi giderdi böyle. Giderdi. Veba hastalığı, kabaracak şekilde su koy böyle bedeninden. Bir gün evvel oğlu öldü muhteremler. Bir gün evvel oğlu böyle. Bir gün oğlu öldü. Oğlunla vedalaştılar. Her şekilde kendi böyle kavuştu. Mezarı Ürdün'de. Kuruş yakın bir köyde. Orada vefat etti. Sonra Hazreti Ömer Tayfem haberi gelmiyor Medine-i Menevvere'ye. Hazreti Hazretleri şanfet olduğu için küçük bir müfrizeyle, yani bir askeri birlikte sahabeyle, tabiini aldı bunları böyle. Hazreti Ömer Şam'ı gideyim ve tetişe, civarı böyle. Şu an Filistin'e hepsi anladım böyle. Gideyim bunları ziyarete verdi böyle. Yolda haber geldi. Şam'da veba çıktı böyle. Çok salgın şiddetli veba geldi. Hazreti Ömer durdu. Danıştı orada bulunan arkadaşlarına, orada bulunanlara. Ne yapalım şimdi? Şam'da veba hastalığı çıkmış. Salgın, şu ölen kişiler var. Plan filan da ölmüş, haberleri de geldi. Ne yapalım? İki görüş orada işte böyle sahabeler, iki görüş. Bir kısmı gidelim dediler. Yani kaderin kaçılmaz. Neyse olacak, gidelim. Bir kısmı da dedi, yağına gitmiyorum dediler böylece. Velhamdülillah atmanın tehlikeye, atmanın kendini tehlikeye. Bu bile bile tehlike atmak böyle, ateşe atlamak. Buna benzer bu, gitmeyelim bu şekilde. Hazreti Ömer'in de burada işadı, görüşü geri dönmek. Madem veba hastalığı çıktı, binler insan ölüyorlar, tehlikeli bir şey var. Tehlikeye gitmeyip geri dönmek. Tam o dönecek, sahabeden biri orada bulunmuş, bir işi varmış, abdest aldıkken dışarıdaymış, başka yerden böyle. O geldi. Abdest bin Hazretleri. Geldi. Sordu ona, ya Abdurrahman dedi, bil av. Seçtin peygamber bir hadis-i şerif bununla ilgili. Evet, içtin ya Ömer. Ne iş ettin? Bunu Aleyhisselam Hazretleri, bir de veba çıktı. Duyarsan oraya gitmeyiniz. Orasınız, oraya çıkmayınız. Hazreti Ömer'de Allah şükretti ki, işe doğmuş bu şeye bence. İlk karantina bakmış peygamber, karantina bu şekilde. Eğer dedi, veba duyarsan oraya gitmeyin. Oradan oraya çıkmayın. Mikrop taşımayın başka bir yere. Peki, herkes orada ölür mü? Ölmüyor muhtemelen bak, bu da muhtemelen böyle. Ölmüyor böyle. Benim rahmet dedem muhteremdi. Annem babası böyle. Allah'ım dedem. Ben onu bilmiyorum tabii. Annem zaten çocukmuş. Öyle zaman babası öyle zamanlar. Bir gece bahçede arabada yatıyor böyle. Arabada yatıyor gece. Yazmış böyle. Yatıyor. Sabah kalkıyor diyor ki anneanneme rahmetliye. Bu gece diyor gökten hastalık geldi diyor. Hayvanlara. Hastalık geldi diyor böyle. Ve sayıyor. Fiyatların işte yine ölecek. Yani öküz ölecek. Falan ki hastalanacak. Bizim kim olacak diyor. Bize bir şey olmayacak bizim böyle. Sayın muhtemelen böyle. Nereden bilirsin bunları? Gökten melek geldi böyle diyor. Bembeyaz bir böyle. Ve melek geldi böyle diyor. Bazı ahirat içine girdi. Bağırın kapı dışından baktı. Vahşi ahirat bakmadı böyle diyor. Hangi ahirat bakmamışsa ona bir şey olmayacak mı böyle. Kapına baktı hastalanacak. İyileşecek böyle. İçine giren ölecek muhtemelen. Aile çıkamadım ben böyle. Yani bu dedemin şeyi böyle, annemden dedim rahatlamadım böyle. Şimdi demek ki bakın,
Hastalık bulaşır hastalıklar yerine, bulaşır. Salgın hastalıklar mı gelmekten böyle? Kader neyse, o noktadan böyle bakın. Kader neyse böyle. Bakın böyle böyle. Hangi ağrı geliyor, o ölecek böyle. Kapıdan baktı, hastalanacak, karşıdan baktı böyle böyle. Hiç girmeyen, yolmayacak bunlara da böyle şey. Ay, İslam ayından biliyorsunuz, ay, Rebil ayı geldi muhtemelen. İkisi bugün, yani üçüncü gün inşallah. Rebil Evvel ayı. Rebil Evvel ayı böyle. Rebil Evvel ayı, Peygamberimizin doğduğu ay, Medine'ye ettiği ay, vefat öldüğü ay muhtemelen. Hem aynı gün böyle, 12'sinde böyle böyle. 12'sinde. Nasıl olsa inşallah o gece bir yerde yapar sohbet muhtemelen. Demek ki Allah için yani sevmek. Ne bakmak. Ne sevmek. Kolay değil. Lafı değil muhtemelen böyle. Allah'ımı sevmiştim ama işte ona gücendim ben. Değil mi? Allah için güzel bir bakmam. Olmaz böyle. Katılıyorsun böyle muhtemelen böyle. Katılma gerekiyor böyle. Güzelmeyecek. Çünkü azalmayacak. Azalmayacak bir şey var böyle. Şimdi gelelim bunlara mahşerde. Ela ela yemezin ayet-i kerimesi var. Konuya girmeyen fazla. Mevlam buyuruyor. Mahşer yerinde dünya dostları El-Ehriye Mezim adını alıyor ayet-i kerimesiyle. El-Ehriye dostu, dünya dostları. Allah'ın dünya dostları böyle. Dünya dostları mahşerinde olacak birbirine düşman olacak mı böyle? Bazı bazı adıyor. İşte sen beni İslam'a götürün, sen beni maça götürün, sen beni Frenye'ye götürün, sen beni içki alıştırdın. Birbirine böyle savaş böyle. Böyle birbirine düşman olacak böyle. Böyle. Yani çiğnecek aynı aslında böyle böyle. Düşman birbirlerine. İle müttakîn. Ancak Allah için günü sevenler muhteremler. Bu da onun dostu ama diye böyle şey. Hatta hadis-i şey buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İlk kişinin saati gelmiş. Mizanda sonra çekiliyor. Mizan terazi alınmıyor böyle. Nasıl terazi? Bunu Allah bilemiyor tabii böyle. İki kebesi var böyle. Sağına sevabı konuyor. Sonra günah koyuyor böyle. Sevapla nur şeklinde geliyor. Ne kadar sevap büyükse onun orantılı büyük. Dağda gibi konuyor cevabında böyle. Yani dünya yıldızları koyuyor kefesine dağıtar mı böyle böyle. Bir zerre konu dağıtar. Hasıl böyle böyle böyle. Gel bir tarafına. Şimdi biri geliyor sıra kendisinde. Tabi o anda zaten üç yer var artık. Üç yer var muhteremler. Artık can böyle boğazı dayanacak böyle. Böyle indel hanacir böyle. Yani kalp böyle hançereye bozdan böyle. Korkudan böyle. Üç yer var böyle. Biri amel defteri dağılırken ayva sağa mı inecek, sol elime alacak böyle. Sağ eline alsın, kalkmıyor ki. Felç olmadı böyle. Sağ olmadı böyle. Sağ kalkacak böyle. Aklına bir dalacak böyle, Allah korusun böyle. Bir de mizan başında günah sevap tartılıyor böyle. Tartılıyor. Üçüncü de Sırat Köprüsü'ne girince ay başı böyle. Üç yerde Peygamber'in Ayşe Validemiz sevap söylüyor. Sol Ayşe Validemiz. Ya Resulallah, erkekler eşini ararım mahşerde. İlgilenim eşlerinle. Peygamber'in üç yer var. Orada evet. Nefsi nefsi böyle. Üç yere var böyle. Amel'de dağılırken, mizan başta günahsı dağıtırırken, bir de Sırat Köprüsü'ne ayağına bastığı anda böyle. Ay bastığında zifre karanlık. İman ne varsa karanlık böyle. Ateş altta benim parlıyor. Şimdi biri geliyor, gelecek mahşere, dağıtacak böyle, sevabı, günahı eşit. Yani bir ihlas okumuşsa da okumuş olsaymış, böyle. Birkaç yere bir selam verseymiş, yani bir şey yapsaymış, geçecek böylece. Mutlaka sevap çok önemlisi geliyor. Önemli. Femen sek mevazini. Femen sekulet mevazini. Kimin insanı sek ağır gelirse böyle. Şimdi bu bakıyor böyle. Yok başka yok böylece. Yok 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 başka bir şey yok bu şekilde böylece. Ya Rabbi bana izin verir misin abim? Ne yapacağım kulum? Benim annem vardı dünyada beni doğuran. Beni bakan, karnı taşıyan,
sütü emziren annem vardı. Anneme gideyim, ondan az bir sevap isteyeyim. Babam var, ona gideyim. İşte evladım var, kızım var, oğlum var, kardeşim var, şu var, bu şekilde böylece isteyeyim, ondan geleyim. Ben hocam, peki git bakalım kulağım, işte bakalım, hadi bakalım. İşte bakalım, ödülç değil ama tam verecek böyle. Ödülçe kulağım var böyle. Önce annesine geliyor. Anneciğim, anneciğim, ne olur anneciğim bak. Günahın sana eşit geliyor ben bu şekilde. Sana ihtiyacım var. Yoksa cennete giremeyeceğim anneciğim. Ne olur bana biraz sevir misin? Aman oğlum kaç, kaç olur, kaç olur, kaç olur. Kaçmam ben de. Bak ben ne olacağım bilmiyorum bakayım. Baksana cehenneme. Cehennemde atıyor, parlıyor. Hadi saçıyorum ben böyle. İnflak edeceğim böyle. Sana kaç milyar bomba patlıyor böyle, öyle böyle. Mazlum bir patlama, infilak böyle. Patlama ki böyle. Atın saçlarına herkes nefsi nefsi böyle. O gören karşına korkuyorlar. Anneciğim bak sen benim için işte ağladın, uyumazdın, gece bunu süt verdin. Yok oğlum duyan geçti onlara böyle. Babasına gidiyor, kaç. Oğlu, kızı kim olsa gelmiyorlar. Artık boynu büküp yanacak cehennemde günah işlemiyor tabii. Girecek böyle. Kadere artık razı, elde bir şey gelmiyor. Giderken dünyadan Allah'ın sevdiği bir arkadaşı varmış. Kardeş değil, dünyadan vardır. Allah'ın sevdiği beni sever demiş bunlara böylece. O görüyor, karşıdan bağırıyor. Neyse ismini filan filan. Arkadaşı, ne var diyor. Senin de hüzünü görüyorum böyle. Bir derdin mi var? Sorma kardeşliğim be. Günah sana denk geldi diyor. O kadar değil, gittim yakından ama kimse bana sıraf vermedir diyor. Yanacağım diyor. E bana söylese ya diyor. Ben Allah'ı seviyorum diyor. Gene Allah'ı seviyorum diyor. Ne kadar lazım sana? Şu kadar. Al daha fazla vermesen beni. Bana sevabını veriyor böyle. Git sen diyor böyle. Muhsin geliyor. Orada sevabı konuyor oraya. Sevabı da konuyor. Tabi sevap ağır gelir şimdi böyle. Ayrı bakalım. Ferikim fil cenne. Geleceğin fırkasına. Ayrı bakalım. Hemce et ağırlı böyle. Ayrı bakalım. Ayrılır cenne fırkasına. Hep Allah'ın sevgili kulları tamam böyle. Peygamberler, salihler, şehitler, sıddıklar böyle, iyi kullar böyle. Onlar bakıyor, ne insanlar böyle. O da anası girdi böyle, sevinç oradan. Ama çok sürmüyor sevinci muhtemelen, çok sürmüyor sevinci. Aklına geliyor. Benim dünyada kardeşliğim vardı, bana sevabını verdi ama ya onun sevabı yetmezse şimdi? Benimki yetmedi bana. Biri üstü bana da verdi o. Onun sebebi sildi. Yoğun sevap yetmese ne olacak o? Cehennem edecek böyle. Benim Allah'ın şerim din karnı cehennem yanacak. Ben ne yapayım cehennete böyle diye böyle çıkıyor oradan böyle derler. Benim tıkladığı ne yapıyorsun? Diye böyle durum bu şekilde böyle şey. Ya Rabbi diyorlar meleklere. Bu diyor bunu çıkıyor buradan. Şimdi sorun bir Mevlam meleklere. Mevlam biz böyle böyle. Neye çıkıyor? Son bakayım. Anlatınca diyor ki Mevla muhteremler, sen Allah için benim için sevdin, o seni benim için sevdi. Bak bu sevgi burada devam ediyor. Eğer dünya sevgi olsaydı dünyada kalırdı. Buraya kadar bu sevgi geldi, benim için sevdiniz, buraya kadar geldi. Bak bugün de sana sevabından verdi. Sen doğrusu cennete gitmiyorsun, beni seviyorsun, iki de razıyım dedim böyle. Onu da affettim. Hiç hesap çekmeden gidin mutlulmuş böyle böyle. Demek ki Allah'ı sevmek muhtemelen böyle, tabi kadınlar kadınları muhtemelen böyle, erkekleri bu şekilde. Bu şekilde Allah'ı sevmek. Bir erkek bir kadını gıyaben sevebilir muhtemelen böyle. Hasan Basri vardı mesela, çok sevdi Rabia Hatun'u muhtemelen. Rabia Hatun'u çok severdi Rabia Hatun'u böyle. Tabi o kadar erkek böyle. Yalnız kalmıyorlar böyle. Ama gıyaben beni seviyorlar böylece. Hasan Basri tabiinin en üstünü tabiinin böyle. Rabia Hatun tebi tabiin. Tabiin bir aşağısı böyle. Tebi tabiinin kendisi Rabia Hazretleri. Hasan Basri Basra mescidinde tabi sohbet yapıyor. Rabia Hatun geliyor böylece. Yine bir gün çıkıyor sohbet yapmaya. Hasan Hazretleri böyle. Bir türlü yapamıyor sohbetini böyle. Yapamıyor. Soruyor, yok mu da Rabia yok mu Rabia burada? Diyorlar, bakıyorlar kadınlar gelmemiş buraya. O zaman da yapamıyor sohbetini böyle.
Yani bir benim nasıl seviyorum da bir bedene böylece. Demek ki bir kadın belki sevebilir, Allah için yani sevebilir böyle. Sevebilir. Allah için sevebilir. Başka amaç tabi şey geçmeyen kalbinde sevebilir. Belki bir kadını sevebilir, Allah'ını sevebilir. Onu da sevabı bayanı bekliyorum derim. Bir tane Fatiha.